Hafta sonundan bu yana etkisini sürdüren ve hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan Lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 30 şilep ve tanker, Tekirdağ ile Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi. Gemilerin hava koşullarının düzelmesinin ardından rotalarına hareket edeceği belirtildi. Bu arada fırtına balıkçıları da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle dün ava çıkamayan tekneler bugün de Süleymanpaşa, Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarında demirledi. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları meydana gelecek olumsuzluklara karşı uyardı.